Canım anne. Merhaba. Başka soğan kalmamış mıydı? Pek taze görünmüyor. Dükkan sahibi yok muydu? A sınıfı sağa, B sınıfı sola. Acele edin. B sınıfı sola. Sen B sınıfında değil misin? B sınıfı sola. Siz sağınızı solunuzu bile bilmiyorsunuz. Hazır mısınız? Hadi. Bana birkaç şey göndermişti. İşte onlar ve zarf buradaydı. Peki, iyi. Ünye, şimdi sen oku. Yüksek sesle. Oku dedim. Kanada seyahatinden gönderdiğin güzel kartpostal için teşekkür ederim. İngilizceyi o şekilde ezberlemek daha zor. Bence de kendini komik zannediyor. Bak yine uyuyor. Onun gibi aptal kızlar üniversiteye giremiyor ve evimizde hizmetçi oluyorlar. Sanırım seni duyabiliyor. Hadi gidip bir şeyler atıştıralım. Hadi. Ünye. Evet. Gözlerin ceylan gibi. Bu çok klişe. Klişe değil. Kes şunu. Suhi'yi gördün mü? Emin değilim. Öğretmeni aradı. Yine derse gitmemiş.
Beni deli ediyor bu çocuk. Hadi sen de acele et de Çince kursuna git. Güle güle. Hoşça kal. Babam gitti. Seul'deki en iyi okulların olduğu bölgede yaşıyorsun. Ama aptal bir sınav yüzünden nehrin ötesine gideceksin. Ha? Ah, tam bir utanç kaynağı. Defol git karşımdan aptal pislik. Bugün sen neredeydin? Dersi astıktan sonra nereye gittin? Söyle. Söylemeyecek misin? Söyle. Söyle dedim. Hadi söyle. Söyle dedim. Bu da ne böyle? Kim gelir bu saatte? Kim o? Sukyacığım. Kardeşlerimin arasında en sevdiğim sensin. Eğitimine devam edememen benim suçum. Benim lise masraflarım yüzünden oldu. Sen çok zekiydin. Okulu bitirmiş olsan bir yerlere gelebilirdin. Neyse. Sadece Sukya'nın doğum günü yaklaştığı için uğradım. Evet. Sukya. Ben artık gidiyorum. Ama daha yeni geldin. Kızmadın değil mi? Ha, kızmadın. Aha, tabii ki kızmadım. Dur biraz. Gitmeden biraz elma ye. Sukya. Ben gidiyorum. Abi. Çocuklar, dayınız gidiyor. Buraya gelin. İçki içmeyi artık bırakmalısın. Hadi ama. Bu nasıl açılıyor? Sen şimdi kaç yaşında oldun? 8. sınıftayım. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Görünen o ki abin resmen delirmiş. Buraya bu saatte geliyor. Thank you.
bütün havasını çıkartman lazım. Bütün havayı al. Sonra çevireceksin. Tamam. Sıkı bağla. 3000 won. Uzun zamandır gelmiyorsun. Evet, 3000 won. Tamam, getir onu. Ne güzel bir bir şirketten yüklü bir sipariş aldık da. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ ol. Görüşürüz. Aslında bizler her günü yaşamıyoruz. Her gün ölüyoruz. Diğer bir deyişle bugün ölümünüze kadar olan ilk gününüz. He? Artık 8. sınıftasınız. Yakında 9. sınıfta olacaksınız. Bugünü nasıl değerlendirdiğiniz geleceğinizin kalanını da belirleyecek, tamam mı? He? Daha iyi bir sınıf ortamı için yaramazları belirleyecek bir proje başlatıyorum. Şimdi kağıt dağıtacağım ve sınıfta sorun çıkaran iki kişinin adını yazmanızı istiyorum. Sigara içen, çalışmak yerine biriyle çıkan, karaoke'ye giden, bunların hepsi yaramazdır. Anlaşıldı mı? Şimdi tekrar edin. Karaoke değil, Seul Üniversitesi'ne gideceğim. Yumruk yapın. Karaoke değil. Seul Üniversitesi'ne. Seul Üniversitesi'ne. Gideceğim. Daha yüksek. Karaoke değil. Seul Üniversitesi'ne. Gideceğim. Tamam mı? Karaoke değil. Seul Üniversitesi'ne. Gideceğim. Karaoke değil. He? Karaoke. Seul Üniversitesi'ne. Seul Üniversitesi'ne. Gideceğim. Gideceğim. Karaoke değil. Karaoke. Seul Üniversitesi'ne. Seul Üniversitesi'ne. Gideceğim. Gideceğim. Sizin sınıf öğretmeni deli herhalde. Sadece o değil ki, hepsi kafayı yemiş. Aa, çok yoruldum. Ben de tenis hareketlerine çalışıyordum. Sonra dönerim. Güle güle baba. Babanın üstünde ne vardı? Patatesli keki.
abin kurstan gelince ona yemek hazırla. Odamı karıştırmayı da bırak. Yavaş bir şekilde ve değişim de çok hızlı bir şekilde geliyor. İnsanoğlunun yaşam tarzı sonumuzu getirecek gibi görünüyor. Bu doğal bir felaket. Dinozorlar hala yaşıyor olsa ancak onlar bizi bu konuda uyarabilirdi. Sen içtin mi? Evet. Kokusu geliyor mu? Aa, başım derde girebilir. Ah. Ah. Baksana. Ben hiçbir şeyi beceremiyorum. Sorun nedir? Burada eline bir şey geliyor mu? Orası zaten öyle değil midir? Doğrusu bilemedim. Kim Civa? Efendim? Gel benimle. Hadi öpüşelim. Bunu daha önce yapmadım. Deneyelim işte. Dilimizle deneyelim. Neden tükürüyorsun? Önce sen tükürdün ama. Sıcaklıkların güney bölgelerde etkisini azaltmasıyla birlikte kuzeyde toplanan bulutların aşağıya yol almasını bekliyoruz. Söyle bakayım, kim o herif? Ne? Her şeyi gördüm.
Ailemizi utandırmasan iyi edersin. Ancak etkisinin uzun sürmesi beklenmiyor. Hey! Bu arada dün yaşanan toprak... Hey! Hiç can kaybı olmadı. Ne var? Kapıyı kapat. Kapat. Bölgeye giden kurtarma pislik. Kayıp olduğu düşünülen iki şahsın aslında şehir dışında olduklarını öğrendiklerini dün yıkık evlerden çıkarılan diğer iki kişinin hayatının bulunmadığını açıkladılar. Yedinci katta oturan kadını hatırlıyor musun? Ha? Kaltak kalkmış, yüzsüz yüzsüz bugün dükkana geldi. Utanmadan pul biberde bir sorun olduğunu söyledi. Ya? Geçen seferde susam yağından şikayet etmişti. Bugün kaltak üstüme para fırlattı. Ben de kendimi tutamadım. Ona bunların ülkedeki en iyi ürünler olduğunu söyledim. Bir halt bilmiyorsun dedim. Aptal çenesini kapatıp bir daha dükkanıma gelmemesini söyledim. Korktu ve nutku tutuldu. Artık dersini almıştır herhalde. Benim kim olduğumu biliyor mu? Bir daha gelirse ona haddini bildireceğim. Evet. Ona kesinlikle gününü göstereceğim. Evet. Görecek o. Kesinlikle göstereceğim gününü. Babanız her gün çok çalışırken siz çocuklar geç kalkıyorsunuz. Değil mi? Ben sizin yaşınızdayken okula hazırlanmak için sabah 4'te kalkardım. Bu soya filizleri bozulmuş mu ne? Hey. Hadi, hadi yiyin. Deyon, öğrenci konseyi seçimleri daha yapılmadı mı? Hayır. Bu hafta. Ha, arkadaşlarına iyi davran. Tamam. Onlara hamburger al. Parasını ben veririm, tamam mı? Bakalım 2 yıl üst üste başkan olabilecek misin? Herkes onun için dua etsin. Tamam mı? Baba, Dihun bana vurdu. Bakın, sizin dövüşmeyi artık bırakmanız lazım. Ben Kim Yangçi, sizin yeni öğretmeninizim.
Kuş nereye gitti? Kuş mu? Kore Üniversitesi'nden gelen erkek öğretmen. Kovulduğunu duydum. Kendinizi tanıtmayacak mısınız? Sırayla yapalım mı? Önce ben. Ben Kim Yang-chi. Sungnam'da oturuyorum. Ve üniversiteye biraz ara verdim. Verdiğim ara uzun sürdü. O yüzden biraz büyüğüm. Ben Jisuk Jeon ve Jin Seon ortaokulunda 8. sınıftayım. O kadar mı? Daha ne diyeceğim ki? Neleri seversin mesela? Calvin Klein. Bir marka. Calvin Klein'i neden seversin? Bir sınavdan 100 alınca annem bana oradan kıyafet alır. Ben Ünye Kim. Daehun Ortaokulu'na gidiyorum. Sen de Calvin Klein'i seviyor musun? Hayır. Ben... O Kim Jiwan'ı seviyor. Kes sesini. Karikatür çizmeyi seviyorum. Karikatür çok severim. Hoşça kal. Görüşürüz. Hoşça kal. Ünye değil mi? Güle güle. Sana doğum gününde de mi vurdu? Senin abin sana nasıl vuruyor? Sürekli değişiyor. Bu aralar bambu sopasıyla vuruyor. Bu aslında daha iyi biliyor musun? Golf sopası daha çok acıtıyor. Bugün sana golf sopasıyla mı vurdu? Hı hı. Ellerimin ve dizlerimin üstüne çökmemi istedi. Karşı koyunca da daha sert vurdu. Bazen diyorum ki kendimi öldürsem mi? Bunu abim yüzünden yaptığımın yazdığı bir not bırakırım. Ama ölürsem suçluluk duyduğunu ve üzüldüğünü göremem. Belki de öldükten sonra bir günlüğüne hayalet filan olup babamın ona bağırmasını izlerim. Her şeyi tavandan izlerim. Annemle babam ağlar. Düşünsene çok duygusal olurdu. Sence gerçekten üzülürler mi? ...1994 FIFA Dünya Kupası açılış törenine 6 saat kaldı. Kore yarın turnuvanın ilk maçında 20.30'da İspanya ile karşılaşacağı için ilgi ve heyecan dorukta. Bütün ulus sabırsızlıkla anne, bu maçı bekliyor. Herkes kulağımın altında elime bir şişlik geliyor. Bakalım maçta neler olacak. Arkadaşımız Su Ko Kim İspanya'da teknik direktörümüzle ve futbolcularla tek tek görüştü. Bütün bu röportajları ilerleyen dakikalarda sizlere sunacağız. Ama öncesinde haberlerimize devam edelim. Neden bunu
Seul'de bana şimdi söylüyorsun. Büyük bir zincirleme trafik daha yeni buldum. Meydana geldi. Yetkililer kazada can kaybı Handang'da bir klinik var. Oraya gitmelisin. Konuyla ilgili neden o kadar uzak? Orası dayının gittiği klinik. Maliye Bakanımız yaptığı açıklamada yurt dışından gelen mallara ekstra gümrük vergisi iyi bir yer tamam mı? Yarın gitmen bakan lazım. Yaptığı açıklamada ithalatın çok Ömiye, ağrı kesici yapıştırır mısın? Gerektiğini söyledi. Buraya ve buraya. Bugün sınıf öğretmenin dükkana geldi. Yaramazlar oylamasında birinci olduğunu söyledi. Bir süre orada oturdu ve gitti. Dikkatim o kadar dağıldı ki çalışamadım bile. Şantajla bizden para almak için yapıyor. Adam resmen böyle. Öğretmenin hakkında böyle konuşma tamam mı? Güzelce özür dile ve iyi bir öğrenci ol. Şuraya masaj yap. Ünye, kötü öğrenci olamazsın tatlım. Çok çalışman gerekiyor. Üniversiteli olmalısın. Saygı görmenin bir tek yolu bu. İngilizce tabelaları okursun. Kampüste kitaplarını önünde taşırsın tamam mı? Çok güzel olur. Hı? Ünye kim? Tamam. Şu anda tam anlamıyorum. Biyopsi yapmam lazım. Biyopsi mi? Evet. Canın yanmayacak. Ve yara izi kalmayacak. Haftaya annenle gel. Gelebileceğini sanmıyorum. Çekmecendeki siyah kıyafeti giy. Ablan nereye gitti? Ona hemen mesaj at. Civan, neden mesajlarıma cevap vermiyorsun? Şu anda bir cenazedeyim. Birkaç gün önce dayım bize gelmişti ama bugün öldü. Lütfen beni geri arar mısın?
Yeci. Karnım çok acıktı. Evet. Gerçekten çok acıktım. Sen de acıkmışsındır. Hadi gidelim. Sana yemek ısmarlayayım. Hadi, hadi gidelim. Hadi çabuk ol. Çok acıktım diyorum sana. Yapma. Düşeceğim. Hadi. Hadi. Gördüm. Sarı Bennett'in çantan var. Evet, o benim. O da seninle arkadaş olmak istedi. Senin adın ne? Yuri Bae. Çok güzel bir isim. Siz çıkıyor musunuz yoksa? Ne dersiniz? Kız kardeşler olalım mı? Tabii, bana numaranı versene. Hangi sınıftasın? Ben ikideyim. Oysa birinci sınıfta. İki kalemim var. Tamam. Buraya yazayım mı? Olur. Neden bu kadar geç geldin? Bu işlem için velinden yazılı onay olması lazım. Annem kabul etti. Yine de yazılı onay vermeli. Yazılı onay mı? Evet, annene imzalatman için bu işlemi kabul ettiğine dair bir şey verebilirim sana. Hı? İmzasını al, haftaya görüşürüz. Hı? Bu gerçekten çok mu ciddi bir şey? Hayır. Basit bir işlem ama yazılı onay lazım. Bu kadar endişelenme. O zaman şimdi annemi arasanız olmaz mı? Tamam. Şimdi biraz batacak. Sakın irkilme. Bak kıpırdarsan daha çok acı. Evet.
sifonu çek. İki kere çek. Işığı kapatabilir misin? Kulağının altındaki ne? Uykum var. Onun nesi var? Merak etme. Uykun var mı? Hayır. Senin? Biraz. Artık uyusak mı? Yüksek sesle okuyalım mı? Giyavopiyon. Tabii, bölümün adı o. Şş, sessiz ol. Evet, Giyovupyun, doğru. Bugün geçeceğimiz bölüm o. Giyovu ne demek? Arkadaşlık. Doğru. Ana metnin anlamını duyabilir miyiz? Ünye? San falan filan. Çun hacişim falan filan ve ın. Güzel. Ben de bu cümlede falan filan dediğin yerleri anlatayım. Doğru söylediğin ilk harf san, yani birbiri. Sonraki şik, yani bilmek. Ve man, yani tam. Çun, ha, ci, sim, neung. Neung burada olası anlamında kullandığınızla aynı. Sonra gi ve in. San, şik, man, çun, ha, ci, sim, neung, giin. Sizce bu ne demek? Ünye, söyler misin, kaç kişi tanıyorsun? Kaç kişi mi tanıyorum? Evet. Yani bildiğin yüzler. Bilmem, 50 falan var. Saçmalama, daha fazla. 6 ve 7. sınıftan herkesi sayarsan 400'den fazla eder. O zaman 400 kadar. Peki bu insanların kaçını anlıyorsun? Sanşik, mançun, hacişim, neung giyin. Tanıdığın onca insan arasından kaçı içinde olanları gerçekten anlıyor? Bunu ona nasıl vereceksin? Böyle işte. Ya, bence biraz daha atak olmalısın. İşte geliyor. Hadi ver ona. Bunu yolda aldım çünkü bana seni hatırlattı. Ben seni rahat bırakayım. Gidiyor musun? Sesli mesajlarımı aldın mı? Evet. Ama cevap vermedin. Ben de seni görmeye geldim. Yuri, annemler evde, geri dönmeliyim. Öyle mi? O zaman ben gideyim. Sonra görüşürüz. Yuri.
Bu hafta benimle takılmak ister misin? Evet. Ben böyle yaşayamam. Tamam mı? Sus. Nereye gittin? Söyle nereye gittin dedim. Yakacaksın. Sus. Çocuklarımızın sorunlu olmasının suçlusu sensin. Sence Suhi neden hiç evde yok farkında mısın? Çünkü yeterince ilgi göstermiyorsun. Senin konuşmaya hakkın mı var? Ha? Çocukların önünde görmezden geliyorum diye bilmediğimi mi sanıyorsun? Bütün gün dükkanı bırakıp nereye gidiyorsun ha? Kendinden utanmalısın. Ben neden utanacakmışım? Ha? Sakın beni buna zorlama. Bana bak kadın. Neden utanacakmışım? Şimdi sana gösteririm. Ha? Ayağına dikkat et. Odanıza gidin. Acil evdeni. Ailemiz neden bu kadar berbat? Hepimiz ayrı yaşamalıyız. Evet sayın seyirciler, yarışmamıza hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli yarışmacılarımız var. Evet, şimdi ilk yarışmacımıza soruyorum. Daha önce bu yarışmaya katılmış mıydınız? Hayır, katılmadım. Tamam, alkış alıyoruz. Evet sayın seyirciler, şimdi yarışmacımızı biraz tanıyalım. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? 27 yaşındayım. Yarışmaya sevdim. Kahvaltını et. Bu programı daha önce çok izledim ve katılmayı çok istemiştim. Nihayet buradayım. Çok güzel. Kendine güveniyorsun yani. Evet, kendime güveniyorum. Peki hangi dalda? Genel kültürde mi? Tarih mi? Edebiyatta mı? Hangi konuda kendini daha güçlü hissediyorsun? Genel kültürde. Tamam, evet. Şimdi bütün yarışmacılarımızı tanıdığımıza göre... Çok komik. Evet. Şimdi ilk sorumuz için herkese buraya çağırıyoruz. Evet. Elinde soru kutusuyla buraya doğru geliyor. Annem diyor ki bir kez evlendin mi birinin eşyası oluyormuşsun. Bu ne demek? Artık birey olmuyorsun. Evliler bu yüzden aldatılmış. Ailem hakkında bir şey bilmek ister misin? Nedir? Birbirlerine hiç bakmazlar. Civan'dan hala mesaj yok mu? Yok. Mağazadan bir şeyler yürütelim mi? Tabii. Siz ikiniz... Hey! Onu geri ver. Hemen. Hadi. Efendim? Siz ne diyorsunuz? Çıkart hadi çıkart. İtiraf etmeyecek misiniz? Ne yapıyorsun sen sapık? Ha? Yaramaz veletler. Söyle baban nerede çalışıyor ha?
Bunu sürdürürsen karakola gitmemiz gerekir. İnat etmeyi bırakın, tamam mı? Ha? Karakola gitmek mi istiyorsunuz yoksa? Babası Nido AVM'de çalışıyor. Orada dükkanı mı var? Bana numarasını ver. Çabuk. 555-2389. 2389 mu? Alo, evet. Kızınız dükkanımda hırsızlık yaptı. Gayope AVM. Kırtasiye dükkanımdan bir şeyler çaldığını gördüm. Evet, kısa boylu, kısa saçlı bir kız. Evet, hırsızlık yapıyordu. Bakın, hırsızlık diyorum. Hırsızlık yaparken yakaladım. Bakın, diyorum ki eğer... Hayır, hayır, bakın. Eğer zararımı öderseniz onu polise teslim etmem. Yoksa etmem mi gerekiyor, ha? Ne? Teslim mi edeyim? Babası olduğunuzdan emin misiniz? Alo? Alo? Bu da ne be? İkiniz de gidin hadi. Hadi. Hadi hemen. Gitmem lazım. Öğretmene gelmeyeceğimi söyle, olur mu? Sen deli misin? Özür dilemeyecek misin? Hey Cesur! Ne yapıyorsun? Senin neyin var? Özür dilesene. Sen delirdin mi? Kes artık şunu. Yaptığın şey için özür dile. Pişman mısın, değil misin? Sen delirdin mi? En yakın arkadaşın gelemedi mi? Artık en yakın arkadaşım değil. Mağazadan bir şey çalarken yakalandık. Ve beni ispiyonladı. Bu oolong çayı. Sıcak, dikkatli iç. Bu kadar ağladığım için özür dilerim. Eve gidince abim beni öldürecek. Abin mi? Evet. Sürekli beni dövüyor. O zaman sen ne yapıyorsun? Beni döverken izin verip çabuk bitmesini umuyorum. Yoksa daha çok dövüyor.
Bu komik bir isim. Ulumçayı. İçeri gel. Cesur pirinçli kek seviyor mu? Evet. Sadece pizza seviyormuş gibi bir tipi var. İyi lütfen. Bunu bir daha yapma. Burada görünmek çok utanç verici bir şey. Tamam. Al, bunu altından tut, tamam mı? Teşekkür Pazar günü karaoke'ye gidelim mi?
Arkadaşınla konuşman bitene kadar ben parkta bekleyeyim. Biz arkadaş değiliz. O zaman sen daha küçüksün. Ünlü'ye gitmek istiyor musun? Ben gideyim en iyisi. Ünye. Abin eve ne zaman gelir? Dersten sonra gelir. Kas. Okşamana bayılıyorum. Beni rahatlatıyor. Daha büyük bir hastaneye gitmen gerekiyor. Şimdi bak, bu raporu al, annene ver. Anlayamadım, neden? Kesin bir teşhis yapabilmesi için daha iyi bir yere gitmeni istiyorum. Hı? Al bakalım, merak etme. Baba, doktor daha büyük bir hastaneye gitmemi söyledi. Daha büyük bir hastane mi? Önemli bir şey değil. Daha iyi kontrol etsinler diyeymiş. Çok tuhaf. Tabii, tamam. Bir randevu alırım. Sen merak etme. Hadi git yat. Tükürük bezinde bir yumru var. Onu almak için kulağının etrafını
olduğu gibi kesmeliyiz. Bir terslik olursa yüzündeki hissin yarısını, hatta tamamını kaybedebilir. Ne? Bunun olasılığı düşük. O yüzden endişe etmeyin. Ama büyük bir iz kalacak. Orası kesin. Bunun için bir şey yapamayız. Her şey düzelecek. Merak etme. Bir terslik olma olasılığı çok düşük. Doktorlar herhalde bizi korkutmaya çalışıyordur. Peki yüzün felç olursa ne olacak? Yani şimdikinden de mi çirkin olacaksın? Dihun. Sadece espri yaptım. Espri dediğin komik olmalı. Hepsi geçecek. Al diye. Kek çok güzeldi. Normalde pirinçli kek yemem ama sizinki muhteşemdi. Çünkü çok iyi malzeme kullanıyoruz. Piyasadaki en iyi pirinç. Annene teşekkür ettiğimi söyle. Size şarkı söyleyeyim mi? Çalın sonkara para bulmuyorsa. Soju 한잔 마시는 밤 덜컥덜컥 기계 소리 귓가에 남아 하늘 바라보았네 잘린 손가락
시린 눈물을 흘리던 밤 비 묻은 작업복에 지나간 내 청춘 이리도 서럽구나 하루하루 지쳐진 내 몸 쓴 소주에 달래며 고향 두고 떠나오던 날 어머니 생각하며 술에 취해 터벅 손 묻은 산을 헤매고 다녔다오 터벅터벅 잔소주에 취해 헤매어 다녔다오 언니! Yakında hastaneye yatacağım. Bir terslik olursa yüz felci olabilir. Ne demek istiyorsun? Kulağımın altındaki yumruyu alacaklar. Bana neden söylemedin? Aramayı sen kestin. Özür dilerim. O gün... Çok korkmuştum. Bizi dövecek zannettim. Beni terk ettiğini sandım. Bir daha arkadaş olamayacağız sandım. Özür dilerim. Sıradaki şarkı Civan ve Ünye'nin 120. günü için. Arada bir ayrılık oldu. Biliyorum ama olsun. Kararırken bir tuhaf hissediyorum. Sen de mi? Sen de mi? Evet. Ne hissediyorsun? Yalnız hissediyorum. Çok ciddi bir şey mi?
Hasta bir terslik olursa ve yüzüm felçli kalırsa beni yine de beğenir misin? Saçmalama. Doktorlar bunu korkutmak için söylüyor. Bunu babam da yapıyor. Merak etme. Hadi gidelim. Tamam. Sana bir şey vereceğim. Tahmin etme. Pirinçli kek dükkanındaki kız mı? Gidelim. Acaba siz çıkana kadar burada kalabilir miyim? Evet. Buradaki insanlar neden afiş asıyor? Evlerini ellerinden almasınlar diye. Neden başkasının evini alsınlar ki? Ne çok saçmalık var, değil mi? Çok üzücü. Evler soğuk görünüyor. Onlara acıma. Ne? Onlara acımamalıyız. Çünkü bilmiyoruz. Bayan Yangchi. Evet. Bana acıdığınız için mi iyi davranıyorsunuz? Aptalca sorulara cevap vermeme gerek yok, değil mi? Hiç kendinizden nefret ettiğiniz anlar oluyor mu? Hı hı. Sık sık. Hem de çok sık. Bu kadar iyi bir üniversiteye gitmenize rağmen mi? Kendini sevmek zaman alan bir şey. Kendimi sevmediğimi fark ettiğimde kendi içime bakıyorum Ünye. Olduğu gibi. Sanırım şu anda kendimi sevemiyorum diyorum. Ünye.
yorgun ve üzgün olduğunda parmaklarına bakmaya çalış. Sonra bir bir onları oynat. Çok gizemli. Hiçbir şey yapamazmışsın gibi gelir. Ama parmaklarını oynatabiliyorsundur. Onları oynat Ünye. İşte de alsam mı? Bu hastane için biraz fazla. Çizgi roman götüreyim mi? Hı hı, İyi fikir. Neden alıyorsun? Sadece okuyacağım. Hazır mısın? Evet. Arkadaşıma veda edeyim. Kitapları seviyor gibi görünüyorsunuz. Ne zaman geri vermeliyim? Hemen vermenize gerek yok. Ben hastaneden çıkınca verebilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Kesinlikle okuyacağım. Bayan Yangji. Hı? Sizi gerçekten seviyorum. Pardon. Evet, acıyor mu? Pardon. Hı? Şişliğim nerede? O mu? Onu attık gitti.
Nerede peki? Neden bu kadar merak ettin? Nerede? Terry ve Olvin'in hemen yanı başlarında yaşayan emekli ev ekonomisi öğretmeni Lynn, değişim vaktinin geldiğini düşünüyor. Önye. İyi misin? Hastane yemeklerini sevdin mi? Daha denemedim. Suhi'nin yara izi var. Senin de oldu. Lynn, Terry ve Olvin'in hemen yanındaki arsada kendi evini yapacak. Bu sayede komşu olarak kalabilecekler. Usludur ve doktoru dinle. Çarşamba seni görmeye tekrar geleceğiz, tamam mı canım? Tamam. Görüşürüz. Kendine dikkat et. Hoşça kal. Bir türlü düzelelim. Yardım edecek kimsesi yok mu? Hastaneden çıkıyorum. Tekrar dönüp hastaneye geliyorum. Biz de yardımcı olabiliriz. Kemiklerim çok kötü. Bir türlü toparlanamıyorum. Merhaba Lynn. Merhaba Kevin. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Çok iyiyim. Harika harika. Lynn tamamen amatör. Evini arayıp hangi hastanede olduğunu öğrendim. Arkadaşın da güzelmiş. Çok tatlı gerçekten de. Harika. Arkadaşının gelmesine sevinmiş olmalısın. Evet. Anladım. Yani başkasının tasarımını şerbetiniz. Yani burada senin için bir macera. Zavallıcık. Acı çektiğin için üzülmüş olmalı. Konuşacakları vardır. Terry ve Olvin sokaktaki bir numaralı araziye sahipler. Çok katmanlı beton zemine sahipler. Duvarları birbirine geçen... Evet, tabii. İlk katta bir salon... ne kadar güzel. Bir açık balkon ve iki adet de yatak odası bulunacak. Ayrıca garajın içinde kendimiz çalışmaları için bir de atölye olacak. Erkek arkadaşın seni ziyarete geldi mi? Biz ayrıldık. Ünye, seni gerçekten seviyorum. Arkadaşlarımı ve ailemi sevdiğimden daha çok. Sadece seni düşünüyorum. Bunu bilmeni istedim. Yuri. Efendim. Beni neden seviyorsun? Bilmem ki. Öyle işte. Bu yanlış mı? Kötü bir şey mi? Şuranda bir şey var. Dur bir saniye. Siz de ister tamam, misiniz? Tamam çok yeterli güzel. Yeterli benim için. Tamam. Lezzetli bir şey canım. Tamam. Neydi? Hadi evet. Al bakalım. Teşekkür ederim. Evet afiyet olsun. Arkadaşım getirdi. Polisin yardımınıza ihtiyacı var. Güzel gözüküyor. Garnitürler için teşekkürler. Evet alın bakalım. Evet teşekkür ederim.
Öyle şeyler. Afiyet olsun. Merhaba tatlım. Erik turşu ister misin? Sindirimine faydalı. Tadına bak. Hızla iyileşmek istiyorsan bol bol yemelisin. Hadi ye tatlım. Çabuk iyileş. Çok beğendim. Bence bu bölgeden daha fazla almamalıyız. Yarın tekrar Hale'ye gidebiliriz. Merak etme. Keşke her gün böyle çıksa. Daha fazla hata yapamayız. Yayınımızı üzücü bir son dakika haberiyle bölüyoruz. Oo. Kim Il-sung, Kuzey Kore'nin yüce lideri vefat etti. Ölüm sebebi ise kalbinde oluşan bir enfeksiyon. Hastanede tedavi altındayken vefat ettiği söyleniyor. Halkımıza büyük bir üzüntüyle muhteşem generalimizin 8 Temmuz 1994 günü öldüğünü duyuruyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Daha ülkemiz için vereceği hizmetler vardı ve geride bıraktığı... Ziyaret etmeni beklemiyordum. Hastanelere gitmeyi severim. Neden? Hastanedeyken kendimi rahat hissediyorum. Sigara içtiğindeki gibi mi? Evet. Bu tuhaf ama burada kendimi evden daha rahat hissediyorum. Ünye. Efendim. Kimsenin sana vurmasına izin verme. Biri sana vurursa her şekilde karşı koy. Bunu kabul etme. Tamam mı? Tamam. Söz ver. İşte oldu. Gidiyor musun? Peki sen... Hı? Evet. Sen eve yalnız gidebilecek misin? Gitmiş olsun. Gidiyor musun? Kendine iyi bak.
Gidebilecek misin gerçekten? Ah şuna bak. Hoşçakalın. Kocaman olmuşsun. Kendine gerçekten iyi bak. Geçmiş olsun. Çok çalış olur mu? Hoşça kalın. Geçmiş olsun. Hoşça kal. Güle güle canım. Güle güle Ünlü. Söylesene, çok acıdı mı? Hayır. Nasıl göründüğüne bakabilir miyim? Çok canı yanmış olmalı. Çok acımadı. Hadi uyu. Yara izi kalmayacak mı? Yangtze'nin sınıfı değil mi? Ben yeni öğretmenim. Ben de çok bekledim ama dün akşam gelmedi. Bayan Yangtze nerede? Bayan Yangtze mi? İstifa etti. Ne? Neden? Pazar günü gelip eşyalarını toplayacağını söyledi. Kendin sorarsın. Alo merhaba Hanbo Kaligrafi Okulu. Evet temel kursta klasik 1000 karakter öğretiliyor. Pazar kaçta? Saat 2'de. 4 ve 5'te dersimiz var. Evet. Evet hepsinde aynı konular işleniyor. Deon, Seul Üniversitesi'nin kampüsü harikaydı, öyle değil mi? Seyahatimizin enerjisini depola ve Daewon yabancı dil okuluna sonra da Seul Üniversitesi'ne girmek için bunu kullan, tamam mı?
Tamam. Kampüs muhteşemmiş gerçekten. Bu Dion için önemli bir dönem. O yüzden bütün aile bir araya gelip Daivon'un yabancı dil okuluna girmesine yardım etmeliyiz. Ona daha çok yemek yapmalısın. Tamam. Bakabilir miyim? Çince öğretmenim de burada öğrenci. Çoktan gelip gitti. Burada olacağını söylemiştiniz. Sabah 11'de demedim mi? Daha erken gelmeliydin. 2'de demiştiniz. Çağrı numarasını alabilir miyim? Almanın bir faydası yok. Sanırım çağrı cihazını fırlatıp attı. O böyle biri işte. Nasıl? Öyle biri işte. Ortadan kaybolmayı seviyor. Bilirsin, biraz tuhaf. Onu kovdunuz mu? Hayır, istifa etti dedim ya. Şu anda işim var. Artık gitmelisin. Bu da neydi? Winnie, odandan çık. Ne yapıyorsun lan? Kurstan nasıl atılabilirsin? Ha? Müdürle ne biçim konuşmuşsun? Ha? Tam bir utanç kaynağı. Buna inanamıyorum. Korkunç bir kişiliği var. Neden diğer kızlar gibi olamıyor? Bu sinirinin tedavi edilmesi lazım. Abinin sürekli onu dövmesine şaşmamalı. Biraz terbiyeli ol şımarık şey. Neden arada bir okulu aramadın ki? O kızın bir şeyi var ve bu bizim suçumuz. Benim suçum değildi. Benim bir şeyim yok. Kişiliğimde de bir terslik yok. Bende bir terslik yok. Senin neyin var? Sussana be çocuk. Sus artık. Ölmek mi istiyorsun? Kes şunu. Hadi vursana bana pislik. Seni polise bildirebilirdim ama yapmadım. O kadar özel ders alıyorsun. Hala 8. sıradasın. Kes şunu. Sen deli misin? Dion. Bu ne biçim bir davranış? Ne cüretle babanın önünde kardeşine vurursun? Çabuk buraya gel. Kulağım çok acı. Kulak zarını delmeyi nasıl başardın? Tıbbi bir rapor ister misin? Neden?
kanıtı olarak. Eğer lazımsa bana söyle. Tamam mı? Tamam. Her şeyi aldın mı? Tamam, geliyorum. Tamam, bekliyorum. Ben de geliyorum, beni de bekleyin. Çantan açık kalmış. Dikkat et. Tamam. Evet, getirmeyi unuttum. Beklersin. Yuri. Tamam, benden bakarsın. Beni sevdiğini söyledin. Evet. O zaman neden böyle davranıyorsun? Beni çok sevdiğini söyledin. Ben de bunu yürütecektim çünkü beni sevdiğini söyledin. Ünye, o geçen dönemdi. Artık Yuri'den bahsetmeyelim. Ne oldu? Çünkü annemler boşanabilir. Nasıl yani? Hangisiyle yaşayacağıma karar bile veremedim daha. Bilirsin, bazen sadece kendini düşünürsün. Hadi gel. Bir de ne var? Biliyor musun? Bandajın yastık gibi duruyor. Çok acıktım. Tamamen yırtılmış. Evet, evet, bir şeyler yedim. Ne oldu ki? Son derste çok sıkıldım. Ben de sıkıldım. Çok sıkıcı bir konuydu bence. Bence öğretmen de çok sıkıcı anlatıyor. Helikopterler falan uçuyor. Her yer karışmış durumda. Oradaki durum nedir? Gördüğünüz gibi yaralıları olay yerinden uzağa taşıyorlar. Kaza hakkında geniş bilgi az sonra. Evet, evet. Bu sabah 7.40 civarında Seongsu Köprüsü'nün iki ayağı arasındaki halatların 50 metrelik kısmı çöktü. Bu çökme sırasında 16 numaralı otobüs ondan fazla arabayla birlikte nehre düştü. Şimdiye kadar 24 kişinin öldüğü bildirildi. Polis köprüye ulaşımı durdurdu. Gerçekten ve hayatta üzüldüm. Kalanların kurtulmasına yardım ediyor. Televizyonlarını yeni açanlar için bu haberi tekrar etmek istiyorum. Bu sabah
7.40 civarında Seongsu Köprüsü'nün iki ayağı arasındaki halatların tam 50 metrelik kısmı çöktü. Baba, ben Ünye, hemen Suhi'yi aramalısın. Orada olabilir baba. Acele et lütfen. Baba acele et. Baba acele et. Geç kaldığı için hayatta kalmış. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Böyle bir şey nasıl olabilir? Büyük şans. Büyük şans. Çok sevindim. Hadi yiyelim. Hadi. Ünye. Ablam nasıl? İyi mi? Ne? Onun okulundan birçok öğrencinin kazaya karıştığını duydum. Merak ettim. Ablam iyi.
Büyük iz kaldı mı? İşim bittiyse ben gidiyorum. Özür dilerim. Niçin? Hepsi benim suçum. Çok özür dilerim. Önemli değil. Dürüst olmak gerekirse senden hiç hoşlanmamıştım. Bir teslimatım var. Ünlü kimin evi, öyle değil mi? Ne? Evet, alayım. Al bakalım. Sevgili Bayan Yangcı, nasılsınız? Çizim defteri için çok teşekkür ederim. Karikatürist olduğum zaman sizi de hikayeme bir karakter olarak koyacağım. Kısa saçlı, gözlüklü olacak ve değişik biri olacak. Tahminimce okurlarım karakterinize bayılacak. Umarım okurlarım yalnız kaldıklarında hikayelerim sayesinde güç bulurlar. Bayan Yangcı, benim hayatım ne zaman parlamaya başlayacak?
nasıl gidebilirim? Bir bakayım. Dümdüz gideceksin ve sağa döneceksin. Karşına çıkacak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sen kimsin? Ben Çin Akademisi'nden öğrencisiyim. Burada yoksa bu mektubu ona verebilir misiniz? Habersiz uğradığım için özür dilerim. Bu adresi nasıl buldun? Bana bir paket göndermiş. İade adresini not almıştım. Yangji mi? Evet. Sana ne göndermiş peki? Ona ödünç verdiğim bir kitapla bir hediye. Hediye neydi? Çizim defteri. Anlıyorum. Paket ne zaman sana ulaştı? Dün ulaştı. Demek dün. Çok üzgünüm ama Yomji artık burada değil. Paket gitmiş ama o burada değil. Nasıl? Bir köprü nasıl çöker? Nasıl? Öyle bir köprü nasıl çöker? Neden pirinçli kekleri geri getirdin? Cisup istemedi mi?
Anne. Hiç. Abini özlüyor musun? Bu çok tuhaf bir şey. Ne o? Yani artık dayının burada olmaması. Bakalım ye tatlım. Saat kaçta evde olman lazım? Babam uyanmadan evde olmam gerekiyor. Tamam. Yemeden önce su iç, tamam mı? Teşekkürler. Suyu acele et. Çabuk ye, okula gitmen lazım. Evet. Ünye kızım. Gongcu'ya varınca mutlaka ara. Ünye daha kaldı mı?
Öyle mi? Evet. Beğendim. Ben. Yaşamanın doğru yolu nedir? Bazı günler biliyormuşum gibi geliyor. Ama emin değilim. Kötü şeyler olduğunda iyi şeylerin de olduğunu biliyorum. Ve her zaman biriyle tanışıp onunla bir şey paylaşacağımı. Dünya etkileyici ve güzel. Akademiyi bıraktığım için üzgünüm. Tatilden sonra seni ararım. Görüştüğümüzde sana her şeyi anlatacağım.